Dur. Bir. Gelir misin, bir konuşalım? Canım bak, işimiz acil, görmüyor musun? Tamam, benim de acil. Acil olmasa tutar mıyım seni hiç? Ben ezberimi yaptım. Ne zaman yapıyoruz göstermelik deneme çekimini? Bak, ben babama biraz çıtlattım konuyu. Maalesef sıcak bakmıyor. O zaman ben kendimi çok iyi anlatamadım sana. Elinden geleni yapacaksın, o rolü bana vereceksin. Yoksa? Oteldekinin sen olduğunu. Önce Asya'ya diyeceğim ama ben bu küçük ayak oyunlarını hiç sevmiyorum, biliyor musun ya? Ben direkt Bahri Bey'e gideyim. Bir sakin ol. Tamam. Tamam, istediğin olacak. Yarın gel deneme çekimi yapalım. Sonra ben babamı ikna edeceğim. Ya çok tatlısın. Tamam, çok iyi olur çünkü yarın son gün. Beni oyaladığını falan fark edersen affetme. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Yani bu bayağı iyi bir rol. Ben daha böyle isim birine giderler diye düşünmüştüm. Yani ben bilmem, Selin kendisi söyledi. O yüzden ben yüksek ihtimalle olacağını düşünüyorum. Senin de benim menajerim olmanı istiyorum. Olur hayatım tabii. Yani önce bir tamam desinler de. Orasını hiç merak etmesen. Sadece fiyatı düşün bence. Çünkü iyi bir rol, öyle ucuza gitmek istemiyorum. Ucuza gitmek derken? Gel buraya gel. Süper haberim var sana. Otur karşıma. Ne oldu? 4. bölümde sana rakip gelecek bir kız var ya. Evet. Benim oynamamı istiyorlar. Evet. Öyleymiş. Bu mu Asya? Tepkin bu mu yani? Ben senin başarına böyle mi tepki verdim? Yok. Çok şaşırdım abla. Çok sevindim ama. Çok sevindim gerçekten. Yani Selin çok bastırıyor. Bilmiyorum, öyle de orada burada durdurup söylüyor, inanır mısın? Yarın bir deneme çekimi olacak. Ama öyle formaliteden yani. Yüksek ihtimalle olacak. Hissediyorum yani, çok çok iyi olacak. Bir his var içinde. Yine mi? O his hep var içinde. Ay inşallah ablacığım. İnşallah. İnşallah. Selin Hanım, günaydın. Günaydın kardeşim. Günaydın. Selam. Ne zaman yapıyoruz ödeşini? Hazırım ben. Canım bak, şu anda şu Koreli adamın gerginliğiyle uğraşırken bir de babama bu konuda ısrarcı olamam, tamam mı? Bana birazcık süre ver, halledeceğim. Ne düşünüyorum biliyor musun? Beni oyaladığını düşünüyorum. Naz, niye öyle bir şey yapayım? Sadece biraz zamana ihtiyacım var diyorum. Gelsin. Geliyorum şimdi. Şimdi sana tam bir saat veriyorum. Bak, başlattım. Çok iyi. Ya sen babanı arayıp bu işi halledersin. Ya da ben babanı arayıp oteldekinin sen olduğunu söylerim. Kız, ne duruyorsun öyle? Zaman geçiyor bak. Hadi çabuk. Bak 14, 15, hadi. 16, 17. Gidiyor. Ya bu nasıl bir replik ya? Ben böyle bir şey oynar mıyım? Sayfa 30, sahne 19. Tamam, kısaltırız. Bize biraz müsaade eder misin? Tabii ki Selin Hanım. Tolga bana yardım et. Selin, ne diyor? Ne bu halin ya? Beni iki gündür tehdit ediyor. Ben çok gerildim. Tamam, sakin ol. Otur şöyle. Tamam, sakin. Kim tehdit ediyor anlamadım. Nazlı. Nazlı mı? Oteldekinin ben olduğumu öğrenmiş. Eğer diziye girecek karakter o olmazsa önce Asya'ya sonra babama söylemekle tehdit ediyor. Asya'ya mı söyleyecekmiş? Evet, sonra babama. Nasıl biliyor? Nasıl? Kim söylemiş? Biliyor Asya, işte ben söylemişim. Asansörde baygınken söylemişim, hatırlamıyorum. Nasıl ya? Bayağı bildiğin, söylemişim ya. Ama bana Nazlı farklı anlattı yani, sanki Asya bilmiyormuş gibi. Onlar da oteldeki görüntülerim varmış gibi anlattı. Küçük akıllarınca bize oyun mu oynuyor hani? Hiç merak etme. Ben halledeceğim. Hı? Sen dur. Geleceğim, halledip. Suzan Hanım istememiş beni yemekte.
Sen Tolga, Bahri Bey ve Selin olacakmışsınız. İstersen ben konuşayım Bahri Bey'le. Yok canım ya. Şimdi Bahri Bey özellikle rica etti böyle tatsızlık falan çıkmasın diye. Ama bak gör. Yani bak şuraya yazıyorum. Eline yüzüne bulaştıracak o Suzan her şeyi. Kapıyı çalsana, bu ne biçim girmek ya? Aa Tolga. Nesrin, bize müsaade eder misin? Tolga'cığım bir dakika yani. Nesrin, çıkar mısın lütfen? Hadi. Ay tamam, çıkıyorum ayağım. Sen iyi misin? Dün bir de bana abini buraya soktun dediğimde etik dersi vermiyor muydun sen? Ne diyorsun sen ya? Açık açık konuşsana. Nazlı'yı diziye sokmak için yaptığınız iğrenç plandan bahsediyorum. Ne planı? Selin çok istemiş oynamasını. Ha bir de bilmezden gelmeler falan. Bu mu planınız? Foyamız ortaya çıkarsa Asya hiçbir şey bilmiyor mu? Tolga, bak ben plan falan bilmem. Bunlar senin işlerin. Ne olmuşsa, ne duymuşsan açık açık söyle. Nazlı'yı diziye sokmak için Selin'e yaptığınız şantajdan bahsediyorum. Anladın mı? Oteldeki kızın Selin olduğunu Bahri abiye söyleyecekmişsiniz ha? Ne? Ne diyorsun sen ya? Ben bilmiyordum. Böyle bir şeyden haberim yoktu benim. Şu anda duyuyorum. Ya bırak Asya ya. Bilmiyorum diyorum. Bak tamam, yıldızımız çok barışmadı. Birbirimizi çok sevmiyoruz. Ama ben böyle bir şey yapacak biri miyim? Bunu nasıl düşünürsün? Tamam. Nereden öğrendin o zaman? Ya insan bazen tutamıyor içinde. Dertleşmek istiyor ya, en yakındakiyle dertleşiyor. Ablama da mı güvenmeseydim? Sence? Tamam, ben halledeceğim. Çözeceğim bu işi, bekle. Bekle. Hadi abi, hadi hızlı. Abla. Hı? Tatlı. Gel buraya, konuşacağız. Aa. Ne konuşacağız? Ne oldu Miniyem, iyi misin? Gel. Aa. Nasıl yaptın bana bunu? Nasıl, ne yaptın? Ben sana sırrımı verdim be. İnsan ablasına söylemez de kime söyler? Şerefsiz, geldi sana söyledi değil mi? Rezil ettin beni abla. Ne etmedim. Rezil falan etmedim. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu dünyada işler böyle yürüyor. Ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Haftalardır bekliyorum ben. Selin'e ayrı söyledim, Suzan Hanım'a ayrı söyledim. Yönetmene bile gittim, konuştum bile. Kimse Doğuz Gün ciddiye alıp yüzüme bakmadı bile benim. Sen de bunun üstüne gittin, şantaj yaptın öyle mi? Sen de artık hiç konuşmuyorsun Asya. Ablam olsun deyip duruyordun, şimdi konusunu bile açmıyorsun. Ne oldu? Çünkü ben kendim tutunmaya çalışıyorum. Bu kurtlar sofrasında ben ayakta kalmaya çalışıyorum. Öyle işte. Ben de kendimi düşünmek zorundayım Asya. Asıl ben kendimi düşünmek zorundayım. Lütfen git. Artık burayı kendim hallederim. Zaten menajerim de her gün yanımda. Git lütfen. Kovuyor musun beni Asya? Hayır. Ben doğru olanı yapıyorum. Çünkü hırsın sana çok yanlış şeyler yaptırıyor. Git lütfen.